Karagöz dur. Geç karşıma. Sen Reşat Çiğiltepe adını duydun mu hiç? Yok, duymadım komutanım. Kim o? Albaydı. Senin komutanın kopuz albay gibi. Reşat Çiğiltepe, büyük taarruzda bir tepeyi almakla görevlendirildi. Çok kanlı çarpışmalar oldu. Dakikalar kanlı bir ırmak gibi aktı, aktı, aktı. Ancak Reşat Bey dediği saatte o tepeyi alamadı. Ne yaptı biliyor musun? Yok, bilmiyorum komutan, ne yaptı? Gerçekten hiç duymadın bu ismi değil mi? Yok vallahi duymadım komutanım, yalan yok, duymadım yani. Serada mı yetişiyorsunuz ulan siz? Mektepte öğretmediler mi bunu size? Oo, benim okul zaten evlere şenlik komutanım, o konuya hiç girmem. Ulan Karagöz, ayağa kalkıp şimdi seni o kulağından tutmak vardı ama geç! Hadi gidelim, sür şunu! İyi akşamlar Doğan. Merhaba abla, sağ ol. Kırdık ya. O kadar. Paşam buyurun. Sağ olsun Doğan. Ne demek abla? Sağ olsun Doğan. Sağ ol. Ne demek abla? Paşam iyi misiniz? Reşat Çiğiltepe. Öğren ulan bunları. Reşat Çiğiltepe. Reşat Çiğiltepe. Allah Allah ya. Reşat Çiğiltepe. Tamam tamam da durup dururken niye söyledi ki şimdi bunu ya? Albaydı dedi, komutanın gibi dedi. Öf be, ya bir şey de şifresiz anlatın be arkadaş ya. Ya Allah Allah, zaten bende akıl olsa yani. Ama bir şey ima etmeye çalıştı ya. Lan, lan. Ya gece gece nereden çıkartıyorsun internet? Allah Allah. Ya Olgun aç şunu be. Allah Allah, 40 yılda bir yaralı parmağı işleyeceğim be kardeşim. Yaz Reşat Çiğiltepe. Ne? Reşat Çiğiltepe, yaz. Reşat Çiğiltepe. Reşat Çiğiltepe, 1879-1922. Trablusgarp'ta, Balkan Savaşları'nda ve Çanakkale'de savaştı. Büyük taarruz sırasında stratejik bir tepenin alınması konusunda başkomutan Mustafa Kemal Paşa'ya verdiği sözü yerine getiremediği için intihar etti. Albay Reşat Çiğiltepe'nin intiharından yarım saat sonra Mehmetçik o tepeyi ele geçirdi. Ne? Okuyoruz işte, oku demedim mi? İntihar etmiş. Albay intihar etmiş. Hı, öyle yazıyor bak. Ulan be. Kapıda mı çalmıyoruz artık bayındır? Silah niye masanın üstünde komutanım?
Komutanım yapma, kurban olayım yapma komutanım ya. Ne diyorsun oğlum sen? Kırlangıç Paşa dedi komutanım. Reşat Çiğiltepe dedi, albaymış. İnternetten bakmasaydık ayıkmayacaktık mevzuya. Kurban olayım komutanım, etme. Gözünü seveyim komutanım. Bayındır. Sanırım ben Reşat Çiğiltepe kadar cesur değilim evlat. Komutanım, etme. Etme, gözünü seveyim, etme. Paşa'yı uğurladın mı? Uğurladım komutanım. Ne yaptın? Telefonla konuştu. Böyle yine her zamanki gibi bağıra bağıra. Ondan sonra beni götür dedi. Ben de götürdüm. Nizamiye de Handan ablaya teslim ettim. Evet. Hemen geliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.